Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Ehliyet Ebroje kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 30 tane soru çözeceğiz ama emin olun 30 sorudan daha da fazlasını görmüş olarak buradan ayrılacaksınız. Elimden geldikçe en faydalı, en pratik yönden anlatmaya çalışacağım. Güç aktarma organlarına değineceğiz arkadaşlar. Yine ekran görüntüsü alacağız. Bazı yerleri var, çok önemli. Ve yine bir bulmaca sorusu var. Öğrencilerin çok zorlandığı ve sınavınızda gelebilecek bir bulmaca sorusu var. İki farklı şekilde nasıl gelir, ondan da bahsedeceğiz. Bu arada son sorunun cevabını da yine sizlerden bekliyor olacağım arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarım da aşağıda ilk yoruma linke sabitlediğim soruları lütfen bol bol çözmeye çalışsın. Sınavlarınızda kolay sorular gelebilir, zor sorular da gelebilir. Biz her şekilde sınava tam anlamıyla hazır olmak zorundayız. Bu yüzden ilk yoruma zor sorular linki bırakacağım. Onları da bakalım ki işimizi şansa bırakmayalım diyorum ve hemen sorulara başlıyorum. Kazazede'de boyun travması yoksa hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir? Sırt üstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması, çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi, başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması, başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu tarz sorularda şuna dikkat ediyoruz. Boyun travması var mı yok mu? Yok değil mi arkadaşlar? Ne yapmaya çalışıyoruz biz? Hava yolunu açmaya çalışıyoruz. Yani baş geri, çene yukarı pozisyondan bahsediyor. Peki o pozisyon neydi? Hadi hemen şöyle bir görelim arkadaşlar. Bakın şu anda da gördüğünüz gibi değil mi? Kazazede de boyun travması yoksa hava yolunu açmak için bu pozisyon veriliyordu. Sırt üstü yatırılır kazazede, çenesi kaldırılırken diğer el ile de alından bastırılarak başın geri alınması sağlanırdı. Bir de hemen şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Burası da önemli. Sırt üstü yatış pozisyonunda bakın. Boyun ve omurga kırıkları, karın bölgesi yaralanmaları, bacak ve kalça kemiği kırıkları, şokta olanlar sırt üstü yatış pozisyonu ile taşınıyordu. Buraya ekran görüntüsü mutlaka alalım. Geldik 2'ye. Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık 2,5 metreden fazla ise bağlantının orta kısmına hangisi asılmalıdır? Beyaz bayrak, sarı yansıtıcı veya 20x20 santim ebadında sarı bez, kırmızı yansıtıcı veya 20x20 santim ebadında kırmızı bez, yeşil yansıtıcı veya 20x20 santim ebadında yeşil bez. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 2,5 metreden fazla ise orta kısmının biz ne yapıyoruz? Kırmızı yansıtıcı veya kırmızı bez takıyoruz. Şimdi hemen şöyle aşağı inelim. Arkadaşlarım buraya mutlaka ekran görüntüsü alalım. Çünkü burada çok sınav sorusu var. Freni arızalı olmayan araçların çekilmesinde çekme halatı, çekme zinciri veya çekme demiri ile çekilir. Çekme halatının uzunluğu en fazla 5 metre olmalıydı. Halatın uzunluğu 2,5 metreye geçerse kırmızı yansıtıcı bağlanmalı. Hız saatte 20 km olmalıydı. Freni arızalı olan araçların çekilmesinde ise çeki demir ile çekilmeli. Demir uzunluğu en fazla 1 metre olmalı. Hız saatte 15 km'yi geçmemeliydi. Not düştü koruya. Her iki durumda da yolcu ve yük taşınmamalıydı. Geldik şimdi diğerine. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen bir numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır? Şöyle dikkatli bakalım görselimize. 3 numaralı araca yol verip 2 numaralı araçtan önce dönmeli. 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli. Diğer araçların durmasını sağlamalı. Geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Şu an orada trafik polisi yok, herhangi bir levha yok değil mi? Yani orası nedir? Kontrolsüz kavşaktır. Kontrolsüz kavşakta düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahip olduğundan 2 ve 3 nolu araçlar geçecektir. Yani motosiklet sürücüsü onların geçmesini beklemelidir. Bu tarz soruları çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yine açıklayacağım. Şimdi geldik buraya. Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir? İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir. Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir. Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır. Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar. Ağırlığı dizlerine vererek kalkar. Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır. Hangi acil taşıma tekniğinden bahsediyor? Rantek manevrası, ayak bileklerinden sürükleme,
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi, itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır, değil mi? İtfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma. Şimdi rantek, ayak bileklerinden sürükleme ve koltuk altına tutarak sürükleme, onlardan da bahsedeceğim. Ne dedik? İtfaiyeci yöntemi dedik arkadaşlar. Bakın yukarıda bize madde olarak soruda verdiklerinin aynısı şu anda yazılı olarak karşımızda. Biz buna ne diyoruz? İtfaiyeci yöntemi diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik. Hemen ne vardı şıklarda? Rantek manevrası vardı, değil mi? Bakın rantek manevrası da çok önemli. Araçtan çıkarma ile alakalı her soruda hiç düşünmeyin. Hemen gidin rantek manevrasını işaretleyin. Yani kaza geçirmiş yaralıya omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarma tekneydi. Yanlış çıkarma ve taşıma sonucu omuriliğe zarar verilirse felç olabilirdi. Bakın burası sınav sorusudur işte. Bu uygulama anahtar kelimelerinizi veriyorum. Yangın, patlama tehlikesi gibi olağanüstü durumlarda uygulanır. Eğer herhangi bir tehlike yoksa tabii ki yaralı araçtan çıkartılmıyordu. Yıldızlı not, yaralının araç dışına taşınması gereken her soruda aklımıza rantek manevrası gelmeliydi ki biraz önce söylemiştim zaten. Daha sonra ne vardı? Ayak bileklerinden tutarak sürükleme, koltuk altından tutarak sürükleme. Kırmızı ile yazdıklarım sınavda aynen bu şekilde gelir. Çok kilolu, iri yarı kişiler taşınır der. Dar, basık ve geçiş güçlü olan bir yerden çıkarmalarda kullanılır. Hangi tekniktir dediği zaman hemen işaretlersiniz arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? Görselimize dikkatli bakalım, yine açıklayacağız. Tarım traktörü, otobüs, iş makinesi, at arabası. Doğru cevabımız B şıkkı otobüs olacaktır. Yine orası nedir? Kontrolsüz kavşaktır, değil mi arkadaşlar? Levha yok, trafik polisi yok, hiçbir şey yok. Peki neydi? Kontrolsüz kavşakta düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahipti. Ama istisnası vardı. Yani neydi onlar arkadaşlar? Traktör, iş makinesi, at arabası, işte bisiklet. Bu tarz araçlarla karşılaşan diğer araç sürücülere gidiş yönüne bakılmaksızın öncelik hakkına sahipti. Yani biz at arabasını hemen eledik, iş makinesini eledik, tarım traktörünü eledik. Geriye ne kaldı? Otobüs kaldı. Geldik 6. sorumuza. Bu arada bu tarz sorularda eksiği olanlar hemen aşağıda ilk yorumda 95 tane görsel soru linki var. Ona mutlaka tıklasınlar. Bu tarz soruları ayrıntılı olarak anlattım arkadaşlarım. Kavşağa yaklaşan bir sürücü trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı, hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli, hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli, durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Arkadaşlar kırmızı ışık eğer aralıklı olarak yanıp sönüyorsa biz hemen durmayı hatırlayacağız. Hemen durma nerede yazıyor? Denizli şıkkında, değil mi? Yani durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermelidir. Bunu sakın unutmuyoruz. Geldik 7. sorumuza. Birazdan yine ekran görüntüsü alacağız. Verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır? De hemen okuyalım. At ardamar kanamalarında kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst at ardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre boyun, koltuk altı, köprücük kemiği üzeri verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır? Yalnız 1, 1 ve 2, 1 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu soruyu gördükten sonra at ardamardan da şöyle biraz bahsetmek istiyorum ve basınç noktalarını da vereceğim. Bakın at ardamar kanımızı rengi açık kırmızıydı. Neden açıktı? Çünkü temiz kanı taşıyordu. Fışkırır biçimde bir kanamaydı. Kısa sürede fazla kan kaybediliyordu. En tehlikeli kanama çeşidiydi. Tekrar hemen şöyle aşağı inelim. Bakın baskın noktaları. Buraya yine ekran görüntüsü alalım. Boyunda boyun atar damarı, şahat damarı baskı yeriydi. Köprücük kemiği üzerine kol atar damarı baskı yeri. Koltuk altında kol atar damarı baskı yeri. Kolun üst bölümü kol atar damarı. Kasık bacak atar damarı baskı yeriydi. Uylukta bacak atar damarı baskı yeriydi. Geldik diğer sorumuza. 8'deyiz.
Hareketin motordan tekerleklere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A şıkkı şaft kavrama vites kutusu diferansiyel aks, B şıkkı aks vites kutusu kavrama diferansiyel şaft, C şıkkı vites kutusu kavrama aks şaft diferansiyel, D şıkkı kavrama vites kutusu şaft diferansiyel aks. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Kavrama vites kutusu şaft diferansiyel aks şeklinde olacaktır. İlerleyen sorulara doğru güç aktarma organlarını daha böyle ayrıntılı detaylı işleyeceğiz. Hiç merak etmeyin ama doğru olarak sıralama bu şekildedir arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. Bilinci kapalı olan kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Solunum kontrolü, ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması, dolaşım kontrolü, nabız atımlarına bakılarak. Doğru olan cevabı arıyoruz. A şıkkı 1-2-3, B şıkkı 1-3-2, C şıkkı 2-1-3, D şıkkı 3-2-1. Doğru cevabımız C şıkkı 2-1-3 olacaktır. Bakın bilinci kapalı olan bir kazazede var arkadaşlar. Öncelikle ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması olacak. Daha sonra solunum kontrolüne bakacağız. Daha sonra da dolaşım kontrolü yani nabız atımlarına bakacağız. Sıralama bu şekilde. 2-1-3. Geldik 10. sorumuza. Şimdi bu soruyu bir de nasıl sorarlar? Yine ondan bahsedeceğim. Bir şekilde soru işaretiyle gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir? Alternatör, fan motoru, marş motoru, silecek motoru. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Motorun çalışması için ilk hareketi sağlar arkadaşlar. Marş motoru. Şimdi bir bu şekilde gelebilir arkadaşlar. Bir de bu şekilde gelir. Yani swap külbütör kapağını size sorabilir. Der ki işte motora yağ aşağıdakilerden hangisine ilave edilir, hangisine konulur diye. Biz hemen ne yaparız? Swap külbütör kapağını işaretleriz. Yani biz buna ne diyorduk? Kapağı aç, motor yağını ekle. Kapağı aç, motor yağını ekle şeklinde aklımızda tutuyorduk arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir? Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması, sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması, yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Değil mi? Bakın sızıntı biçiminde neyden bahsediyoruz? Kılcal damardan böyle kıl gibi ince sızıntı biçiminde hafif bir kanamadır. Yani hemen şöyle görelim. Bakın normal kırmızılıktadır. Sızma biçiminde olan bir kanamadır. Hayati tehlikesi de yoktur. Bakın kılcal, kıl gibi sızma şeklinde olur mu? Hani bu şekilde aklımızda tutalım. Geldik 12. sorumuza. Bu arada bu sorular sınavlarınızda çıkabilecek sorular arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde çözmekte fayda var. Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Birincisi yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi. 2. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek içecek verilmesi. 3. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi. Şıklar 1-2, 1-3, 2-3, 1-2-3. Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Evet yaşam bulgularını değerlendireceğiz. Yaranın durumunu değerlendireceğiz. Eğer göğüste saplanmış bir cisim var ve biz o cismi çıkartmaya da çalışmayacağız arkadaşlar. Etrafını temiz bir bezle tabii ki destekleyeceğiz, sabitleyeceğiz. 2'yi eledik. Neden? Ne diyor bize? Ağızdan yiyecek içecek verilmesi diyor. Hayır arkadaşlar. Delice göğüs yaralanmalarında ağızdan yiyecek içecek verilmez, sıvı verilmez. Geldik 13'e. Şimdi bu soruyu ezber yapmıyoruz. Neden? Çünkü bu sorunun aynısının bir de benzeri var. Hemen okuyalım. Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında 3 numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Birincisi eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır. 2. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. 3. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır. Şıklar kırık, çıkık, yanık, donuk. Doğru cevabımız
A şıkkı kırık olacaktır. Şimdi bulmacaya her kutuya bir harf girecek şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Yani bir ne diyor? Eklem müzelerin anlık olarak ayrılmasıdır diyor. Yani neyden bahsediyor? Burkulmadan. Oraya burkulma yazdık. İkiye geldik. Eklem müzelerinin kalıcı olarak ayrılmasıydı. Sınavlarda bazen kalıcı kelimesini eklerdi, bazen eklemezdi. Ona dikkat ediyorduk. Eklem müzelerinin kalıcı olarak ayrılması dediği zaman hemen oraya çıkık yazıyorduk. Ve daha sonra bize neyi sordu? 3 numaralı alanı sordu, değil mi? Nedir o da? Kırıktır arkadaşlar. Yukarıdan aşağı doğru yazdık. Şimdi bu soruyu bir bu şekilde sorabilir. Yine aynıdır. Bir de der ki yukarıdaki boşluklar doldurulduğunda aşağıdaki şıklardan hangisi boşta kalacaktır der. Yine şıklarda ne olur? Kırık olur, burkulma olur, çıkık olur arkadaşlar. Biz boşluklara bunları yazarız. Daha sonra yanık kelimesini verir. Hemen gideriz yanığı işaretleriz. Bir bu şekilde gelebilir. 3 numaralı alanı sorabilir. Bir de boşluklar doldurulduğu zaman hangisi boşta kalır der. O zaman da gidersiniz yanığı işaretlersiniz. Niye yanık diyorum? Çünkü şık da yanığı veriyor arkadaşlar doğru olarak. Ama siz yine de soruyu dikkatli okuyun olur mu? İki şekilde de gelir. Ezber yapmıyoruz. Geldik 14'e. Şekilli araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Görselimize dikkatli bakalım. A şıkkı 1 2 3, B şıkkı 2 3 1, C şıkkı 3 1 2, D şıkkı 3 2 1. Doğru cevabımız D şıkkı 3 2 1 şeklinde olacaktır. Levha yok, trafik polisi yok, hiçbir şey yok. Orası kontrolsüz. Düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahip olduğundan bir nolu araçta dönüş yapmak istediği için bir nolu araç en son geçecektir. Tamam, geriye ne kaldı? 2 ve 3 nolu araçlar kaldı. İkisi de düz gidiyor. Kuralı hatırlayalım. Sağdakine yol verme kuralını hatırlayalım arkadaşlar. Bir nolu araç dönüş yaptığı için en son geçeceğinden 2 nolu aracın sağında kalan 3 numaralı araç ilk geçecektir. Yani sıralama 3, 2, 1 şeklinde olacaktır. Dediğim gibi o ilk yorumdaki 95 soruluk linke mutlaka bakalım olur mu? Eksiği olanlar mutlaka baksınlar. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yine görselimize dikkatli bakıyoruz. Levhaları da bakıyoruz. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş karayolundadır. 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü karayolundadır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Neyi sordu? Yanlış olanı bulmamızı istedi, değil mi? Evet. Şimdi 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş karayolundadır diyor. Hayır arkadaşlar, orası bölünmüş karayolu değildir. Neden? Bakın orada bir yol ver levhası var. Dur levhası olsa da hiçbir şey değişmeyecekti. Orası bir tali yoldu, değil mi? Tali yol olduğu da iki tane levhadan anlıyorduk. Yol ver levhası ve dur levhası varsa orası bir tali yoldu. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yolda gördüğünüz gibi. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yolda. 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü karayolunda. Cevabımız C şıkkı yanlıştır. Geldik 16'ya. Şimdi şekildeki güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Birazdan ekran görüntüsü alacağız arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bakalım. Birincisi shaft, ikincisi diferansiyel, üçüncüsü aks. Birincisi shaft, ikincisi aks, üçüncüsü diferansiyel. Birincisi aks, ikincisi diferansiyel, üçüncüsü shaft. Birincisi diferansiyel, ikincisi aks, üçüncüsü shaft. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bir önceki soru çözümlerinde sizden ekran görüntüsü almanızı istemiştim arkadaşlar. Bu güç aktarma organları ile alakalı size buradan çok soru çıkar demiştim. Şu anda da sorusunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın shaft, diferansiyel, aks şeklindedir. Bu güç aktarma organlarının doğru olarak sıralamasıdır arkadaşlar. Bu şekilde verilmiştir. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız var. Hocam ben o ekran görüntüsünü almadım, bilmiyorum diyenler üzülmesin. Hemen veriyoruz. Bakın buraya mutlaka ekran görüntüsü alalım arkadaşlar olur mu? Motor yakıttan elde ettiği ısı enerjisiyle gücünü debriyaj aracılığı ile aşağıdakilerden hangisine aktarır dediği zaman vites kutusuna aktarır diyoruz. Vites kutusu motordan gelen hareketi şafta, şaft diferansiyele, diferansiyel aksa ve aks tekerleklere iletiyordu. Böylece araç hareket eder. Mekanik enerji yani hareket enerjisi elde edilmiş olur. Motorun gücünü aktardığı organlara aşağıdakilerden hangisi denir? Aktarma organları adı verilir. Buraya ekran görüntüsü aldıysak ne mutlu bizlere. Geldik 17'ye.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz? Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulunabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz? Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak, şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak, kırıklarda atel kullanmak, açık yaraya dikiş atmak. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sorunun bu kadar kalabalık olduğuna aldanmayalım. Yani ilk yardım uygulamasını soruyor bize. Bir kere solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak. Bakın bir ilk yardım uygulamasıdır değil mi? Şok durumdaki hastanın ayaklarını 30 santimiz yukarı kaldırıyorduk ya, işte bu da bir ilk yardım uygulamasıdır. Bir kırık varsa atel kullanılır. Bu da ilk yardım uygulamasıdır ama açık yaraya dikiş atmak. Bu ilk yardım uygulaması değildir arkadaşlar. Yani dikiş atılmaz. Dikişi hastaneye gidersiniz, orada yapılır. İlk yardım uygulamasında yoktur dikiş atmak. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye sorumuzda, araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken ışıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri, araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri, yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları, görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Hangileri doğrudur arkadaşlar? Duraklanan veya park edilen yerden çıkıyoruz. 1 ve 3, 1, 2 ve 4, 2, 3 ve 4, 1, 2, 3 ve 4. Doğru cevabımız B şıkkı 1, 2 ve 4 olacaktır. Yani ışıkla ve kolla çıkış işareti verebiliyoruz. Araçların ve araçların etrafını tabii ki kontrol ediyoruz. Görüş alanı dışında kalan yerler varsa arkadaşlar gözcü bulundurmamız zaten mecburi ama yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmuyoruz. Ya durun, ben buradan çıkacağım, ben park ettiğim yerden çıkacağım, siz bir durun demiyoruz. Geldik 19. sorumuza. Şekil 2 kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Dikkatli bir şekilde bakalım. A şıkkı 1-2-3, B şıkkı 1-3-2, C şıkkı 2-2-3-1, D şıkkı 3-2-1. Doğru cevabımız B şıkkı 1-3-2 olacaktır. Arkadaşlar kavşak kontrolü mü kontrolsüz mü? Ne diyoruz? Kontrollü kavşak diyoruz değil mi? Bakın orada levhalar var. Ha, işte o zaman biraz iş değişti. Şimdi düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahipti arkadaşlar. Yani iki nolu araç, bakın tali yolda değil mi? Orada yol var, levhası var. İki nolu araç en son geçecektir. Bakın en son geçecek. Burada hemfikiriz. İki nolu araç en son geçecektir. Kavşak kontrollü sayıldığından düz giden araçlardan traktör ilk önce geçecektir. Daha sonra 3 nolu araç geçecektir. Bakın dönüş yapsın yapmasın önemli değil. Şey, kontrollü bir kavşak orası. Daha sonra 3 nolu araç geçecektir. Ve tali yolda bulunduğundan 2 nolu araç en son geçecektir. Yani sıralama 1-3-2 şeklinde olacaktır. Bu tarz soruları çözerken kontrollü mü, kontrolsüz kavşak mı? Buna dikkat edin. Olur mu arkadaşlar? Hele oradaki levhalara da mutlaka dikkat edin. Geldik 20'ye. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur. Şıklar 1-2, 1-3, 2-3, 1-2-3. Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 3 olacaktır. Arkadaşlar bu soru trafik adabını çok net anlatan bir sorudur. Bakın trafik adabında sürücü bütün kuralların bir nedenin olduğunu bilmelidir. Yani bilir. Yani bir kural varsa onun bir nedeni vardır der. Ve bir kural ihlalinde kendisini ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığını farkında olur. Bu farkındalığı hisseder arkadaşlar. 2'yi biz neden eledik? Bakın diyor ki araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür diyor. Maddi değil arkadaşlar.
Trafik adabına sahip olan bir sürücü hem maddi hem de manevi yönünü düşünmek zorundadır. Yani biz emniyet kemerimizi takıyoruz değil mi? Mecburiyiz, buna takmak zorundayız. Takmadığımız zaman bir cezasının olduğunu biliyoruz. Aman maddi olarak ceza yemeyeyim diye emniyet kemerini takmayacağız arkadaşlar. Manevi olarak da hem kendi canımızı hem de sevdiklerimizin canına riske atmamak adına emniyet kemerini takacağız. Kırmızı ışıkta duracağız. Yani sadece maddi yönünü düşünmeyeceğiz trafik adabında. Manevi yönünü de düşünmek zorundayız. Geldik diğer sorumuza. Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hallerdendir? Geçme yasağı olan yerlerden geçme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma, kırmızı ışıkla trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme. Neyi arıyoruz? Asli kusurlu sayılacak halleri arıyoruz. A şıkkı 1-2, B şıkkı 1-3-4, C şıkkı 2-3-4, D şıkkı 1-2-3-4. Doğru cevabımız D şıkkı 1-2-3-4 olacaktır. Arkadaşlar asli kusur dediği zaman hata ve kusur arıyorduk. Hata, kusur yani geçme yasağı olan yerlerden geçme hata ve kusurdur. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama hata ve kusurdur. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma yine hata ve kusurdur. Kırmızı ışıkta trafik işaretine veya yetkili memurun dur işaretine durmuyor geçiyor. Bu nedir? Hata ve kusurdur. Yani dördü de hata ve kusur asli kusurdur. Geldik 22. Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur? Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır diyor arkadaşlar. Bakın araçlara ait lastik patlaması, kusurlu rot, aksın kırılması, kusurlu fren. Şıklara bakalım. Seyir sırasına saatte bir mola verilmesi, araç yağının zamanında değiştirilmesi, araç bakımının zamanında yapılması, araç yakıtının zamanında alınması. Doğru cevabımız C şıkkı araç bakımının zamanında yapılması. Bakın ne diyor soruda? Trafik kazalarında araçlara ait bir kusur duruyor. Bakın araçlara ait. Yani lastik patlaması araca ait. Kusurlu rot araca ait. Aksın kırılması araca ait. Kusurlu fren. Bunların hepsi araca ait arkadaşlar. Ve biz trafik kazasını önlemek için ne yapmamız lazım? Bakın hepsi araçlara ait değil mi? Yani biz aracımızın bakımını zamanında yapmamız lazım. İşte zamanında yaptırırsak bu şekilde trafik kazalarını önlemiş oluruz. Geldik 23. sorumuza. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır? 1 nolu araç, 2 nolu araç, hızı az olan araç, hızı fazla olan araç. Doğru cevabımız B şıkkı 2 nolu araç ilk geçiş hakkını kullanmalıdır arkadaşlar. Bakın sağa dönecek olan her zaman önceliklidir değil mi? 2 nolu araç sağ tarafa dönmek istiyor. 1 nolu araç da sol tarafa dönmek istiyor. Sağa dönecek olan her zaman öncelikli. Geldik 24'e. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir? Volan, aks, kavrama, vites kutusu. Doğru cevabımız B şıkkı aks olacaktır arkadaşlar. O biraz önceki ekran görüntüsünü aldıysanız bu tarz soruları çok rahat işaretlersiniz. Geldik 25'e. Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Görselimize dikkatli bakalım arkadaşlarım. 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği, 3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu, 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu, 3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı. Doğru cevabımız A şıkkı söylenebilir arkadaşlar. 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmedi. Yani 2 numaralı araç sollama yapabilir. Bakın hiçbir sıkıntısı yok. Kesik yol çizgi tarafında sollamasını yapabilir ama yolu kontrol etmelidir arkadaşlar. Sol şeritten gelen araçlara lütfen dikkat edelim. Olur mu? Gerçek hayatta trafikte de arkadan gelen trafiği kontrol etmeden sollama yapmayalım arkadaşlar. Kaza nedenidir. Geldik 26'ya. Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Yine dikkatli bakıyoruz görselimize. 1 numaralı aracın sola dönüş yapması, 3 numaralı aracın sola dönüş yapması, 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması, 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi. Doğru cevabımız
D şıkkı olacaktır. Yasak olanı arıyoruz. Yani bir numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi olur mu arkadaşlar? Araç tayla yolda. Orada dur levhası var kocaman bir şekilde. Tabii ki duracak. Diğer şıklara bakalım. Bir numaralı aracın sola dönüş yapması diyor. Yapabilir. Herhangi bir sıkıntı yok, değil mi? Üç numaralı aracın sola dönüş yapması yapabilir arkadaşlar. İki numaralı aracın sağa dönüş yapması yine yapabilir. Hiç sorun yok ama denildiği gibi bir numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi yasaktır. Tali yoldadır, duracaktır. Yolu kontrol edip ondan sonra geçecektir. 27. Sürücüler beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? İnsanların değişebileceğine inanmalıdır. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. Tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bakın, trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerimizi bizler geliştirmek için. Ne yapacağız arkadaşlar? İnsanların değişebileceğine inanmamız lazım. Yani insanlar değişebilir, değil mi? Buna inanmamız lazım. İşte o zaman biz daha da kendimizi geliştirmiş oluruz. Dinlemeyi her zaman öğrenmemiz lazım. Karşımızdaki kişinin yani kişiliğini diyelim sevmedik ama zihnimizi ona kapatmayalım arkadaşlar. Ve bir olayda birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu da düşünmeyelim arkadaşlarım. Yani cevabımız insanların değişebileceğine inanmak olacaktır. Ben inanıyorum. Siz de inanın, insanlar değişebilir. Geldik 28. sorumuza. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Görselimize dikkatli bakalım. Bir numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı, bir numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı, iki numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı, üç numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyretti. Doğru cevabımız B şıkkı doğru olacaktır. Yani bir numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadı. Evet, uymuyor arkadaşlar. Bakın, motosiklet sürücüsü nerede? Devamlı yol çizgi tarafında, değil mi? Yani sollama yapamaz ama yapmaya çalışıyor. Bu yüzden geçme yasağına uymuyor. Bu arada son sorunun cevabı sizde arkadaşlarım. Yorumlara bekliyorum. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez? En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir. Bu kişilerin karayolunda araç sürmesi yasaktır. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır. Uyuşturucu kullandıklarına şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar. Doğru cevabımız A şıkkı söylenemez arkadaşlar. Öyle en sağ şeritten gitmek koşuluyla falan değil yani. Araç süremezler. Geldik 30. sorumuza. 31. sorunun cevabı sizde. Şekildeki trafik polisine verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur? Görselimize dikkatli bakıyoruz. Yalnız 1, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 4. Doğru cevabımız C şıkkı 1 ve 3 doğru olacaktır arkadaşlar. Yol sadece kolların gösterdiği yönde trafiğe açıktır. Yani 1 ve 3 nolu araçlar geçebilir. 2 ve 4 nolu araçlar geçemiyor. Onlar bekliyor. Geldik şimdi bu soruya. Bu sorunun cevabını sizlerden bekliyorum. Yukarıdakilerden hangileri yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır? Birincisi, kızılzedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması. İkincisi, kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi. Üçüncüsü, göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1 bölü 2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması. Yapılan temel yaşam desteğini uygulama basamağını soruyor arkadaşlar yetişkinler için. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 diyorum. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bu sorunun cevabını yorum bölümüne bekliyorum arkadaşlar. Bu soruyu çözdükten sonra aşağı ilk yorumdaki zor sorular linkine lütfen bakmaya çalışalım. Bakanlar diğer soru çözümlerimize de mutlaka baksınlar. Sınavda benzer birebir soru yakalamak istiyorsak bol bol soru çözeceğiz arkadaşlar. Bunun başka bir yolu yok. Açıklamalarımı dikkatli dinleyin. Ekran görüntülerimizi mutlaka alın. Sınavdan başarılı olmanız için bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Siz de bizlere güvenin diyorum. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.